annem. Şimdi ben sanat seven, sanatta iç içe yaşayan bir insanım. Benim tarzım yöresel fantazi. Mavilim olur, sarışınım olur. Ben her türlü türküyü yazarım, yazmalıyım. Battal bak sana son kez sorayım. O sarışın kim? Hatice Hanım, onların hepsi hayal. Benim realitem sizsiniz. En doğrusu abi, Hüsnü yenge. Bak, şimdi bu konuda Battal abi haklı. Yani Hatçık ablanın çok fazla ısrar etmemesi lazım yani. Yani sonuçta fantazi ya. Sarışındır, esmerdir. Bunlar olacak abi. Olmalı. Sen ne diyorsun ya? Ablam susun, yoksa geberteceğim şu an. Kız ne dey bu? Hiç annem. Hah, getir paşam getir. Getir gözünü seveyim. Nerelerde kaldın sen ya? Oğlum şimdi ne gerek vardı? Neyse koy bir yiyen çıkar. Yenge, bal kaymak 10 numaradır. Arife şöyle biraz yer aç. Dur. Heh. Hayır. Arife bir dakika. Kız bu ne? Ya adres. Ya o adresti balı da kaymaktı. Fenalık geldi bana ya. Vallahi bana da ya. Ben dünden beri düşünüyorum. Bana anaç kadın lazım. Erkeğine saygılı kadın lazım. Erkeğine sebatkar kadın lazım. Sabırlı kadın lazım. Evet. Asilik bana gelmiyor. Ben mi asilik yaptım sağa? Hatice Hanım, daha ilk günden beri bana asilik yapıyorsunuz. Artık bu tarz yaklaşımlar benim ataerkil yapıma da ters. Benim ruhuma da ters. Ben karar aldım arkadaşım. Ben istemiyorum ya. İstemiyorum. Ablam bu neydi? Ne? Kaymak çok tazeymiş ama. Yenge, ben dedim ki. Hemen fanlarıma bir tweet atayım da. Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, bilsinler. Bitsin bu şey. Ben müsaade edeyim. Sıkıldım ben burada. Hüsnü annem, hakkını helal et. Hatice, mutlu ol. Ne diyeyim? Gitti. Vallahi de gitti, billahi de gitti.